Ses Hattı ile karşınızdayız. Ben Gülzem Yılmaz Ertem. Cumhurbaşkanı Erdoğan Özbekistan seyahati sonrasında soruları yanıtlıyor. Son dakikaları da arkadaşlar ekrana getirdi. Hemen hızlı hızlı ben de o başlıklarının üzerinden geçeyim. Özellikle Putin ve Zelenski'yi bir araya getirmek, kendilerinden bir tarih almayı temenni ediyorum dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Önümüzdeki dönemde Putin ve Zelenski ne zaman bir araya gelecek onları takip edeceğiz. Yine buna ek olarak detaylarda neler var? Bütün alanlarda stokçuluk yapanların üzerine gideceğiz dedi. Son önemdeki KDV indirimlerinin fiyatlara yansıması zaten bekleniyor. Dün Ticaret Bakanı Mehmet Muş da fiyatlarda indirim olmazsa yakın takipteyiz, cezalandıracağız demişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan da stokçuluk konusunda yine dikkat çekmiş. Buğday arzında biraz sıkıntımız vardı. Bu da büyük ölçüde aşılmış durumda dedi. Kırmızı et fiyat artışına yönelik de önemli açıklamaları var. Ramazan sonrasına yönelik ithalat adımları atılabilir. Yani kırmızı et fiyatlarındaki artışın önüne geçilmek için ithalatın kolaylaştırılması ve ithalat rakamlarının artması mümkün kırmızı ette. Bu konuşulacak. Asgari ücret artışına dair oldukça önemli açıklamaları var. Asgari ücret tespit komisyonunun vakti, toplanma vakti aralıktır dedi. Şimdi bu önemli çünkü biliyorsunuz asgari ücrete gelen bu yıl %50'lik zam zaten yılın ilk 3 ayındaki 2022'nin ilk 3 ayındaki enflasyon rakamıyla çoğu kapandı bile. Yıl sonuna doğru aslında enflasyondaki artışın devamı bekleniyor. Enflasyon beklentileri yukarı revize ediliyor. Bu sebepten dolayı da asgari ücrete yeni bir ara zam olur mu, düzeltme olur mu? Bu gündemdeydi. Ona ilişkin de tespit komisyonunun vakti, toplanma vakti aralıktır diyor. Vatandaşa yapamayacağımız bir şeyi söylemeyi doğru bulmam dedi. Bu da oldukça önemli bir açıklama. Turist sayısına ilişkin de yine açıklamaları var. Ekranda arkadaşlarımıza son dakika olarak iletiyorlar. Rusya ve Ukrayna'dan aynı sayıda turisti çekemeyeceğiz. Şimdi farklı ülkelerden turist çekmenin gayreti içerisindeyiz dedi. Rusya ve Ukrayna'dan gelen turist sayılarındaki düşüş beklentisi başka ülkelerle dengelenmeye çalışılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan buna da yine dikkat çekti. Bir notta ki çok önemli bir başlık bu. İsrail ve Türkiye'nin biliyorsunuz son dönemde bu pipeline doğalgaz boru hattı. Buna dair Reuters'ın bir haberi vardı bu hafta başında biz de paylaşmıştık. Hatta dün AB Büyükelçisi'ne sorduk. Türkiye ve İsrail arasında bir anlaşma olur ve bir doğalgaz boru hattı olacaksa bu Avrupa'ya doğalgazın götürülmesi için önemli bir proje olacak. Türkiye de buna aracılık edecek. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan da bu konuya ilişkin İsrail-Türkiye birlikteliği Doğu Akdeniz petrolüyle ve doğalgazı ile ilgili olan süreç hızlandırılacaktır dedi. İsrail ve Türkiye'nin de hem Doğu Akdeniz petrolü hem de doğalgaz konusundaki çalışmaların hızlanacağına dair sinyali de verdi. Başlıklar böyle. Erdoğan'dan öte yandan biz bugün neler konuşacağız? Az sonra muhabir arkadaşımız, kıdemli muhabirimiz Burak Karagöz, OYAK Enerji Sektörü Grup Başkanı Yüksel Yılmaz'la Bloomberg HT için özel bir röportaj gerçekleştirecek. OYAK Enerji'nin hem kendi yatırımları hem son dönemde enerji fiyatlarındaki yükselişi yorumlayacaklar. Sonrasında Yapı Kredi Yatırım Kıdemli Analisti Behlül Kataş olacak. Kendisiyle yine özellikle Yapı Kredi yatırımına hisseleri konuşacağız. Zemin çelik, otomotiv sektörü birçok sektörü ele alacağız. Kutay Korap bize Garanti BBVA'nın uzun süredir beklenen geri alımı ne zaman gerçekleşecek? Süreç nasıl işliyor orada? İspanyol Banka'nın buna dair detayları aktaracak. Programın ikinci bölümünde ise Renault Grup Türkiye CEO'su Hakan Doğu bizimle olacak. Renault Grup'un üretimleri, Türkiye pazarı, Avrupa'ya ihracat, otomotiv sektöründeki son KDV, ikinci el için KDV düzenlemeleri hepsini ele alacağız. Şimdi fiyatlara bakalım hızlıca. Haftanın dördüncü işlem gününde fiyatlamalar bize ne söylüyor? Borsa İstanbul'da yeşillerdeydik fakat günün ikinci yarısında kırmızıya dönmüş gibi gözüküyor fiyatlama. 2229 puan seviyesinden geçiyor işlemler. %0.02 sınırlı bir düşüş var ama yatağa yakın diyebiliriz. Dolar TL'de 14.66'yı görüyoruz. Yatay, Euro TL 16.30, Euro Dolar paritesi de 1.11'de. Gidelim integral yatırım menkul değerlere. Seda Yalçınkaya Özer bizi bekliyor, araştırma müdürü. Seda hoş geldin. İyiyim ve hemen söz sana vereyim piyasalar için. Merhaba Gizem, öncelikle iyi yayınlar diliyorum ben de sana. Evet, bugün daha düne göre yatağa yakın bir hareket alanı var Borsa İstanbul'da. Özellikle tabii ki Rusya operasyonu olan şirketlere odaklanmış durumdayız. Onları takip ediyoruz daha yakından. Son iki gündür biraz daha olumlu bir yukarı yönde hareketi vardı ama bugün biraz daha yatay bir performans sergiliyorlar diyebiliriz.
Bunun dışında tabii ki görüşmelerden, heyet görüşmelerinden çıkacak sonuçlar bizim için önemli. Küresel piyasalardaki risk iştahı bununla birlikte şekilleniyor. Aynı zamanda hani bu sabah baktığımız zaman küresel piyasalarda da biraz karışık seyirler aldığımızı söylemek mümkün. Özellikle petrol haberiyle birlikte, ABD Başkanı'nın açıkladığı haberle birlikte. Ama bunun dışında bizim Borsa İstanbul'da aslında yukarı yönde yükseliş potansiyelimiz halen daha sürüyor. Evet, belki gün içerisinde bir kar realizasyonu aşağı yönde geri çekilmeler olabilir ama bunu yükseliş hareketi içerisinde de sağlıklı olarak görüyoruz. Dolayısıyla bizi şu anda korkutan bir durum söz konusu değil. Özellikle oluşabilecek haber akışlarına dikkat etmekte fayda var. Gündem şu anda haber akışlarıyla şekillenmeye ve risk iştahı da bununla birlikte şekillenmeye devam ediyor. Özellikle 2200 seviyesinin üzerinde kaldığımız sürece kısa vadeli pozisyonlarda bir risk görmüyoruz. Ve aşağıda 2165-2100 seviyeleri var. Bu seviyelerin üzerinde kalındığı sürece de mevcut pozisyonlar korunabilir. Yatırımcıların risk algılarına ve maliyete katlanma oranlarına farklılık gösterdiğini bildiğimiz için hani bu seviyelere göre de pozisyonlarını şekillendirebilirler ama genel itibariyle endekste olumlu görüşümüzü sürdürüyoruz halen daha. Diğer taraftan hani dolar TL'de söyleyecek çok bir şey yok. Yatay hareket sürüyor orada. Biz genel itibariyle enflasyon rakamlarını gelecek hafta takip ediyor olacağız. Bununla birlikte hani nasıl bir şekillenme olacak onu göreceğiz. Yüksek beklentimiz orada halen daha bulunuyor. Diğer taraftan Borsa İstanbul'da bazı hisse bazlı hareketleri ve sektör bazlı hareketleri takip ediyoruz. Buna dikkat edilmesinde fayda olduğunu düşünüyoruz. Ama dediğim gibi endekste evet, halen daha görüşümüz olumlu yönde. Seda, çok teşekkür ediyoruz aktardıkların için. Kısa bir ara, aranın arkasından devam edeceğiz. Tüm dünyada enerji fiyatları enflasyonist baskıyı arttırırken böyle bir dönemde oldukça önemli bir röportaj ekrana gelecek şimdi. Kıdemli muhabirimiz Burak Karagöz, OYAK Enerji Sektör Grubu Başkanı Yüksel Yılmaz ağırlayacak. Burak, söz sizde. Teşekkürler Güzel. Petrolyum İstanbul Fuarı'ndayız. Fuar pandemiden dolayı 2019'dan beri yapılmamıştı. Yani seneler sonra ilk defa kapılarını ziyaretçilerine açtı. Senin de söylediğin gibi yanımda önemli bir konuğum var. OYAK Enerji Sektörü Grup Başkanı Sayın Yüksel Yılmaz. Şimdi Yüksel Bey, birkaç tane şapkanız var. Bugün OYAK Enerji Grup Başkanı olarak konuşalım dilerseniz. Fuar kapılarını açtı. İçeride de yoğun bir kalabalık var. Dolayısıyla fuarla başlayalım. Şimdi sizin için bu fuar neyi ifade ediyor? Beklentileriniz neler? Nasıl geçecek? Burak Bey, öncelikle çok teşekkür ediyoruz. Fuar OYAK Enerji şirketleri için çok anlamlı bir yere oturuyor. Çünkü OYAK Enerji şirketleri 15. düzenlenen bu fuara aslında ilk defa katılım gösteriyor. Ve fuarların şöyle bir özelliği var aslında. Son 3 yılda 2020-21'de pandemi dönemi geçirdiğimizi düşünürseniz, sektörlerin içinden geçtiği koşulları düşünürseniz ve insanların yaşadığı durumları ve sıkıntıları göz önünde aldığınızda fuar aslında bir canlılık. O dönemde insanların durmadığı, şirketlerimizin durmadığı, yeni yeni faaliyetler içerisine girdiği ve geleceğe hazırlandığımızı gösteriyor. Biz de bu fuarda OYAK Enerji şirketleri olarak dediğim gibi ilk defa yer alıyoruz ve OYAK Enerji bünyesine kattığımız, 2020 yılında kattığımız önemli şirketlerimizin o pandemi dönemindeki hazırlıklarını gösterme fırsatı, hem bayilerimize hem iş ortaklarımıza hem tüketicilerimize gösterme fırsatı bulduğumuz bir ortam haline geliyor. Ve aynı zamanda da aslında pandeminin etkisi, son dönemde yaşadığımız Ukrayna-Rusya krizinin etkileriyle sektörler ve birçok insan birçok konuyla boğuşurken, bir yandan operasyonlarımızı sağlıklı bir yönde yürütmeye çalışırken sektörün bütün paydaşlarının bir arada toplandığı, hem sorunları konuştuğu hem de aslında bunlar hiç yokmuş gibi geleceğe hazırlandığı bir ortamı herkese gösteriyor. Bu da bizlere birer umut ışığı oluyor. Bu anlamda da biz bu fuardan ve organize eden herkese çok teşekkür ediyoruz. Çok da umutluyuz OYAK Enerji şirketleri olarak. Çok da iddialıyız. Dediğimiz gibi 2 yıldır yaptığımız çalışmaları burada tüketicilerle, bayilerimizle, iş ortaklarımızla sunma, gösterme, onların değerlendirmelerini ve görüşlerini alma fırsatı bulacağız. Bizim için çok anlamlı bir organizasyon. Yüksel Bey, şimdi OYAK Enerji'nin birçok iştiraki var. Dilerseniz biraz bunları açalım. Neler yapıyorsunuz ve neler planlıyorsunuz? OYAK Enerji şirketleri hangileri?
Öncelikle enerji dediğimizde çok geniş bir yelpazeden bahsediyoruz. OYAK'ın enerji alanındaki ben önce faaliyet konularını bir sıralamak isterim. Sonra belki şirket detaylarına girebiliriz. Faaliyet konularımıza baktığınızda biz elektrik üretimiyle uğraşıyoruz. Elektrik üretim alanında varız. Elektrik tedariği alanında varız. Onun yanında akaryakıt dağıtımında varız. Madeni yağ üretim ve dağıtımında varız. Ve LPG dağıtımında varız. Bu alanlardaki şirketlerimize tek tek baktığınızda da İskenderun Sugözü Enerji Santralimiz var. 1300 megawattlık bir üretim gerçekleştiriyoruz burada ve Türkiye'nin enerjisinin %3'ünü üretiyoruz. Bunun yanında OYAK Elektrik Enerji Şirketimiz var. Burada elektrik tedariği işiyle uğraşıyoruz ve hem grup şirketlerimize hem grup dışına elektrik tedariği yapıyoruz. Tabii OYAK çok büyük bir sanayi kuruluşu ve Sayın Genel Müdürümüz Süleyman Savaş Erdem'in gelmesi göreve başlamasından bu yana daha da büyüdü ve sanayi gruplarımızın da ihtiyaçları ve bu Paris İklim Anlaşması'dır, iklim değişikliğidir, yenilenebilir enerji ile ilgili çalışmaları oluyor. Buraya da OYAK Elektrik Enerjisi Şirketimiz üzerinden destekler veriyoruz. Örneğin bir hidroelektrik santralimiz var Ereğli'de, bir biyokütle santralimiz var. Yine bu son dönemde gündeme gelen ve devamlı artan yenilenebilir enerji olan ilgide grup şirketlerimizin bazılarının çatı GES sistemleriyle ilgili çalışmaları var. Onlara da bu şirketlerimiz aracılığıyla destek veriyoruz. Bunun yanında akaryakıt dağıtımından bahsetmiştim. Güzel Enerji akaryakıt markamız ve şirketimiz var. Burada hem Total istasyonları markamızla hem Total markamızla hem Emoil markamızla müşterilerimize akaryakıt dağıtım hizmeti sunuyoruz. Akaryakıt dağıtımı dediğinizde aslında OYAK olarak bizler akaryakıt dağıtımını bir iş kolu olarak görmüyoruz. Akaryakıt istasyonlarımızı bizler yaşam alanı olarak görüyoruz. Burada tabii aynı zamanda parakendeye de dokunuyoruz. Son dönemde atılım yapılan parakende ürünlerimiz de burada sergileme ve tüketicilere ulaştırma imkanı buluyoruz. Yeni ürünler ve yeni hizmet alanları geliştiriyoruz buralarda. Bu yönde yatırımlarımız ve çalışmalarımız devam ediyor. Bir de likit gaz var. 1961 yılından beri Vilangaz markasıyla faaliyetlerini yürüten bir şirketimiz. Burada da LPG faaliyetinde bulunuyoruz. LPG faaliyetlerini yürütüyoruz. Özetle mevcut durumda OYAK Enerji şirketlerinin durumu bu şekilde. Tabii Bey, neredeyse enerjinin bütün kollarında varsınız. Öyle gözüküyor anlattıklarınızdan. Orta ve uzun vadede planlarınız neler peki? Yeni yatırımlar var mı? Enerji sektörü dediğim gibi çok değişim gösteren, çok dinamik bir sektör. Dünyada da tartışılıyor. Bize OYAK'ta verilen bir misyon veya OYAK'ın bakış açısı durursan geride kalırsındır. Bize Genel Müdürümüzün verdiği bakış açısı da budur. Dolayısıyla biz durmuyoruz. Bütün gelişmeleri takip ediyoruz. Malum gündemde e-mobilite var, elektrik depolama var, yenilenebilir enerji var. Bu alanlardaki çalışmalarımız ve araştırmalarımız devam ediyor. Ve doğru zaman, doğru yerde de bu alanlarda var olmaya çalışacağız. Peki yeni bir yatırım ya da bir satın alma söz konusu olabilir mi bu sene içinde? Az önce dediğim gibi yani enerji sektörü çok dinamik. Hem ülkede hem uluslararası alanda birçok yatırımlar, girişimler, çalışmalar oluyor. Biz de OYAK olarak bu yöndeki çalışmalarımızı yürütüyoruz. Kendi kurumsal çerçevemizde, kurumsal süreçlerimiz içerisinde gelenleri değerlendirip gerekli mekanizmaları arz ediyoruz. Uygun zaman olduğunda, doğru zaman olduğunda da buna yetkili makamlar karar verip girişimde bulunuyor. Bunun bir örneği de daha dün başka bir grubun bir hisse devri oldu. Onlara da hayırlı olsun diyelim. OYAK enerji sektörü de her zaman bu tarz girişimler, çalışmalar olur. Şimdi ilk önce bir genel anlamda sormak istiyorum müsaadenizle. Daha sonra da bunu çeşitlendirelim. OYAK enerji olarak 2022 yılına ilişkini öngörüleriniz neler? Bununla başlayalım. Müsaadenizle ben bunu biraz 2020'den alayım, 22'ye doğru geleyim. Çünkü pandemi bize bir şey gösterdi. Yıllık planların artık aslında yılın başında kaldı ama yıl içerisinde oluşan birçok şeye göre sektörlerin ve insanların dinamik bir şekilde cevap vermesi gerektiğini gösterdi. Bunu 20'den beri yapıyoruz. 22'ye de aslında biz pandemi etkilerinin olmayacağı bir yıl ve arz ve talep dengesinin oturacağı bir yol olarak planlarımıza başladık ve ona göre hedeflerimizi belirledik. Ancak malumunuz son bir ay önce başlayan süreç bu planları tekrar revize etmemiz gerektiğini gösterdi. Emtia fiyatlarında özellikle enerji fiyatlarında ciddi artışlar oldu. Biz aslında bir yandan bunu günlük ve haftalık planlarımızda yürütürken işte bu fuar sayesinde de gösterdiğimiz gibi
orta ve uzun vadeli hem ülkeye olan inancımız doğrultusunda, Türkiye'ye olan inancımız doğrultusunda, Türkiye'nin geleceğine olan inancımız doğrultusunda da hedeflerimizi büyüterek devam ettiriyoruz. Her şirketimizde hem normal verimliliğimizi arttırıp hem tüketicilerimizin ilgisini talep edeceği markalar oluşturup kendilerini bize çekmeye çalışıyoruz. Hem de enerjinin yeni alanlarındaki gelişmeleri takip edip onlara hazırlanıyoruz. Bu yılki hedeflerimiz de aslında mevcut şirketlerimizi büyütmek ve yeni alanlarla ilgili hazırlıklarımızı yürütmek olarak özetleyebilirim. Peki Yüksel Bey, şimdi Rusya-Ukrayna Savaşı'nın 6. haftasındayız. Dolayısıyla da en çok etkilenen sektörlerden bir tanesi enerji. Dünyada enerji fiyatları sürekli artan bir trendte devam ediyor. Yani bu savaştan kaynaklı enerji sektöründe oyunun kuralları tekrar mı yazılıyor? Her zaman konuştuğumuz gibi burada bir enerjide arz güvenliği çok ön plana çıktı. Nasıl yorumlamak lazım bunu? Oyunun kuralları yeniden yazılıyor demeyelim ama hani geçici bir dönem olduğunu düşünüyoruz. Biz bunu pandemide de petrol fiyatlarının veya emtia fiyatlarının çok aşırı düştüğünü gördük. Arz talep dengesinin doğru yerde dengelenmesiyle alakalı bir durum. Ukrayna-Rusya krizi de gösterdi ki mevcut ülkeler ciddi bir tedarikçi. Ülkelerin de aslında bu tarz krizlere hazırlıklı olması ve kendi iç kaynaklarını geliştirmesine yönelik çalışmalar yapması gerekiyor. Bu anlamda da Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımız ciddi çalışmalar yapıyor zaten. Yani Karadeniz'deki hem gaz anlamında hem enerji tedariğini sağlanan farklı ülkelerden sağlanması, tek bir kaynaktan sağlanmaması yönünde. Benzer şekilde de bu süreci bizler bakanlığımızın koordinesinde en iyi şekilde götürüyoruz. Şu anda şunu rahatlıkla söyleyebiliriz ki Türkiye'de arzla ilgili herhangi bir sıkıntı yok. Öyle bir sıkıntı da öngörmüyoruz. Peki akaryakıt fiyatlarıyla devam edelim. Şimdi Türkiye'deki akaryakıt fiyatlarına baktığımız zaman özellikle Brent petrolden kaynaklı fiyatlarda sürekli bir dalgalanma görüyoruz. Nasıl yorumlamak lazım bunu? Şimdi bu konu tabii çok gündeme geliyor. Akaryakıt fiyat oluşumu aslında Türkiye'de çok şeffaf bir şekilde kanunla düzenlenmiş durumda. Burada Brent petrol, döviz kuru, rafineri payı, dağıtıcı payı, bayi marjı gibi düzenlemeler var. Burada kamu otoritesinin herhangi bir dahili veya düzenlemesi yok. Bunlar tamamen serbest piyasa koşulları içinde bu parametrelerden oluşuyor. Son dönemde maalesef aslında önceden ayda bir yaşanan değişimler ve belli marjlar son dönemde dediğiniz gibi yukarı ve aşağı yönlü çok hızlı hareketler, %10-20'ye varan değişimler olduğu için çok daha hızlı görülmeye başladı. Yani içinde bulunduğumuz Mart ayı içinde yaklaşık 15 kere falan fiyat değişimi yaşandı. Bunun belli bir yerde bir dengeye oturacağını düşünüyoruz. Bu tamamen aslında bazen arz ve talepteki kesin olarak oluşmuş dengesizlikten ziyade karşılıklı bir korku ve endişe sonucu oluşan fiyatlar diye düşünüyoruz. Umudumuz ve beklentimiz petrol fiyatlarının aşağıya gelmesi ve bizim de tüketicilerimize makul fiyatlarla ürünler sunabilmemiz. Çok teşekkür ederim katıldığınız için. Sağ olun. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Sağ olun. Evet, OYAK Enerji Grup Başkanı hep beraber dinledik. Sözü tekrar sana bırakıyorum Güzel. Burak, çok teşekkür ediyoruz bu kıymetli röportaj için. Bu arada az önce OPEC'ten de önemli son dakikalar geldi, onu da aktaralım. Bu yıl için 2022 için günlük petrol talep artış beklentilerini 4.2 milyon varildi. Fakat bunu gözden geçireceğiz jeopolitik gerekçeler dolayısıyla dediler. 4.2 milyon varillik günlük artış beklentisi, üretim artış beklentisi, bakalım nereye revize edilecek. Ve gidelim buradan araştırma masasına. Kutay Korap bizi bekliyor. Kutay, hoş geldin. Şimdi tabii Garanti BBVA'nın uzun süredir geri alım programı ne olacak? Hissedarlar bunu merak ediyor. Nedir oradaki son süreç? Evet Güzem, şimdi hatırlarsak Kasım ayına döndüğümüzde tarihler 15 Kasım'ı gösterdiğinde Türkiye bankacılık tarihindeki en önemli başlangıç, en önemli notlardan birini izlemiştik. BBVA, Garanti BBVA mülkiyetinde bulunmayan payların alımı için bir vade paylaşmıştı. Burada 2022 yılının ilk çeyreğine dair bir pay alımını tamamlayacağı yönünde bir öngörü paylaşmıştı. Bu öngörü olduğunu da hatırlatmış olalım ve o dönem için gönüllü pay alım teklifinde hisse başına 12 lira 20 kuruşluk bir fiyat belirlendiğini görmüştük. Şimdi burada tabii Türkiye bankacılık sektöründe dediğimiz gibi tarihin en önemli geri alım kararlarından biri olan 15 Kasım tarihinde Garanti BBVA, Garanti BBVA'daki mülkiyetinde bulunmayan %50.15 oranındaki gönüllü
paylar için pay alım teklifi bulundurmuştu ve burada ödemenin nakit olarak ödeneceği ve maksimum rakamın o dönemin TL bazlı verisine göre söylersem 25 milyar 692 milyon TL. Yani bunu euro ile bakarsak 2249 milyon euroluk bir kaynak ayırdığını söylemişlerdi. Teklifin üzerinden 4 aya yakın bir süre zarfı geçti ve bununla birlikte de o dönemde teklifin üzerinden bu 4 aylık süre zarfında birden fazla gelişme takip edilmişti. Bu gelişmelerin akabinde de en önemlisi Euro-TL kuru. O dönemde teklifin paylaşıldığı dönemde Euro-TL kuru 11 lira 44 kuruştu. Bugün geldiğimiz nokta, bugünkü kur 16.31 lira tekabül ediyor. Hemen bir yandan bakayım, Euro-TL 16.29'lar seviyesinde olduğunu görmekteyiz. Tabii aynı zamanda bu 4 aylık süre zarfı içerisinde başka değişkenler de vardı. Bu değişkenlerden ilki Garanti Bankası 2021 yılının son çeyreğine dair finansallarını paylaşmıştı. Ve bu finansallar, son çeyrek finansalları oldukça kuvvetli bir karlılığa işaret etmişti. Aynı zamanda banka sadece 2021 yılının son çeyrek karlılığını değil 2022 yılına dair öngörülerini de aktarmıştı. Bu öngörülerde aslında güçlü bir 2022 beklentisi oluşturduğunu gördük. Tabii teklifin üzerinden 4 aylık süre zarfı geçtiğini söylemiştik ve burada da dediğimiz gibi o dönem ilk teklif verildiğinde yani 15 Kasım tarihinde bankanın FK'sı, fiyat kazanç oranı 3.7 çarpanla işlem görüyordu. Piyasa değeri bölü defter değeri 0.7 çarpan seviyesindeydi. Bugün dönüp bakarsak aynı çarpanlara FK'nın 2.66 piyasa değeri bölü defter değerinin 0.65'ler seviyesinde olduğunu görüyoruz. Bugün itibariyle de hisseye baktığımızda hisse senedinin fiyatı 12 lira 17 kuruş seviyesindeyken bu payların ilk pay alım haberinin ilk çıktığı dönemdeki 12.20 belirlenen fiyata yakın bir fiyattan işlem görüyor. Kutay, dolayısıyla bir orada revizyon olacak mı sence? Yani revizyon konusunda bazı yani piyasa analistlerin düşüncelerini burada aktarmaya çalışayım. Bir, şunu söylerler. O dönemki İşte FK'sı yani fiyat kazanç oranı veya piyasa değeri bölü defter değeri oranına istinaden bugünkü piyasa değeri, defter değeri ve fiyat kazançlarına baktığımızda yukarı yönlü bir fiyat revizyonu piyasa analistleri istiyor veya yatırımcılar bu konuda isteklerini paylaşıyor. Ama dediğimiz gibi bu özünde bir gönüllü geri alım programı. Yani burada dediğimiz gibi isteyenler bu fiyattan bu elindeki hisselerini BBVA'ya verebilir, bunu söyleyelim. Artı İşte biraz önce de bahsettim, önemli bir diğer nokta da şu aslında güzel. Bir, 2021 yılının son çeyreğinde Garanti Bankası oldukça kuvvetli bir karlılık açıkladı piyasa beklentilerinin üzerinde. İki, 2022 projeksiyonlarına baktığımızda da o tarafta da iyi bir 2022 bekleyen Garanti BBVA'da var. O yüzden piyasa analistleri en azından şimdilik fiyatın yukarı revize edilmesini istediğini söyleyebiliriz. Çok teşekkür ediyoruz Kutay. Gerçekten çok fazla hissedar, çok fazla yatırımcı var. Oradaki süreci takip eden, analizin içinde teşekkür ediyoruz sana. Ve gidelim buradan Yapı Kredi Yatırım Kıdemli Analisti Behlül Kataş'a. Behlül, hoş geldin yayına. Hoş bulduk. Teşekkür ediyoruz katıldığın için. Behlül, tabii pazartesi günü enflasyon rakamları gelecek. İzninle ben de bunun biraz borsaya ve ağırlıklı olarak da perakende sektörüne etkisini, hızlı tüketim ürünleri sektörüne etkisini sorayım. Neler söylersiniz? Bir yandan gıda enflasyonu yükseliyor. İşte şekere zam yapıldı. Birçok tarım emtiyasında artış var. Öte yandan da bunun maliyetleri nasıl etkileyeceğini konuşuyoruz. Borsadaki özellikle sektörler ve hisseler için ne ifade eder? Güzem, tabii özellikle bu perakende sektörüne baktığımız zaman enflasyonist ortamdan olumlu etkilendiklerini söyleyebiliriz. Özellikle büyüme perspektifinde sağlıklı bir bilanço yapısı göze çarpıyor. Bunu dördüncü çeyrek sonuçlarında da gördük. Devamında birinci çeyrekte de yüksek seyreden enflasyon nedeniyle benzer güçlü performansların devamını açıkçası biz öngörüyoruz. Gıda hisselerine baktığımızdaysa özellikle burada büyük çaplı gıda ve içecek şirketlerine baktığımızda işte bunlar Coca-Cola, Anadolu Efes, Ülker gibi enflasyonist etkileri genelde marka değerleriyle birlikte bilançolarına yansıtabilen şirketler. Dolayısıyla yani fiyatlamalarına yansıtabilen şirketler. Dolayısıyla burada enflasyondan, maliyet baskısından yetenekleri itibariyle diyelim çok daha az etkilenen şirketler ve
Dolayısıyla marjlarında bu özellikle ham madde maliyetlerinin yükselişi kaynaklı daralma etkilerinin çok sınırlı olduğunu geçen yıl itibariyle gördük. Bu yılda bunun açıkçası devamını bekliyoruz. Peki burada tabii bir diğer konu da özellikle son dönemdeki KDV düzenlemeleri. Neler söylersin, o sektörleri nasıl etkileyecek sence? Burada açıkçası tabii genel aslında makro görünüm çerçevesinde bakmak lazım. Yani KDV indiriminin geçici olumlu etkileri olabilir ama hani kalıcı yapısal değişiklikler tabii çok daha sağlıklı olacaktır bu sektörler açısından. Ama bir miktar talebi olumlu etkilemesi tabii ki söz konusu olacak. Peki Behlül, peki otomotiv tarafı için neler söylersin? Orada mesela özellikle en sıcak gelişmeler tabii Ford tarafında yaşandı. Ford Otosan'ın bir yandan tabii Amerika'daki Ford Motor Company ile önümüzdeki süreçteki işbirliği, hibrit taraf, yine elektrikli araca geçiş, satış rakamları. Ama öte yandan da ticari segmentte ihracat pazarlarında riskler var. Orayı nasıl görüyorsunuz? Çok güzel bir noktaya değindin. Söylediklerin aslında çok doğru. Otomotiv sektörü genel itibariyle bakarsak yani hem Türkiye'de hem global ölçekte aslında zor bir yıla başladı. Yani geçen yıldan zaten belli zorlukları devralmıştı bu çip krizi nedeniyle. Bunun 2022 yılında da devam ettiğini görüyoruz. Bu Ukrayna-Rusya arasındaki gerginlik buna ekstradan bir risk unsuru daha getirmiş oldu. Özellikle tedarik noktasında. Şimdi burada tabii aslında Ford Otosan'ın özellikle hikaye yani haber akışlarıyla birlikte daha pozitif ayrıştığını görüyoruz. Yani yıla biz nasıl başladık otomotiv sektörü olarak Türkiye'de? Yurt içi taraf zaten zayıf. Özellikle yüksek baz etkisi ve işte bir azalan talep etkisiyle birlikte zayıf bir görünüm izliyoruz son aylarda. İhracat tarafında böyle çok parlak başladığını söyleyemeyiz hacimsel anlamda. İşte özellikle bu tedarik zincirinin yarattığı sıkıntıların üretime yansıması nedeniyle çok böyle parlak bir başlangıç olmadı. Ama burada Ford Otosan'ın özellikle son yapmış olduğu Romanya satın alımıyla birlikte hikayesiyle biraz daha ayrıştığını görüyoruz. Bizim de aynı zamanda hisse model portföyümüzde yer alıyor. Özellikle bu uzun vadeli getiri ve işte büyüme potansiyeli nedeniyle özellikle biz model portföyümüze yer veriyoruz. Romanya olayını biraz açacak olursak özellikle bu satın almayla birlikte şirket Romanya üzerinden binek araç üretimi pazarına da girmiş olacak. Şirket açısından yeni bir alan. Bu açıdan önemsiyoruz. İkincisi kapasite artışı olacak. Ciddi miktarda %40'a yakın bir kapasite artışı söz konusu olacak. Yeni tabii bir elektrikli araç kapasitesinin de gelmesi söz konusu. Ve bu satın alımında makul bir değerlemeyle yapıldığını söyleyebiliriz. Dolayısıyla bu üç noktada olumlu yaklaşıyoruz gelişmeye ve hisseyi de olumlu etkileyeceğini düşünüyoruz. En azından bu zorlu ortamda Ford Otosan'ın hikaye olarak biraz daha ayrıştıran bir unsur olduğunu çok rahatlıkla söyleyebiliriz. Peki Behlül, son bir iki dakika içerisinde son zamanlarda model portföyünüzde olan öne çıkarmak istediğin şirketler ve sektörler var mı? Onlarla tamamlayalım. Tabii ki ben burada özellikle bu hafta itibariyle Anadolu Efes'i model portföyümüze ekledik. Onu özellikle belirtmek isterim. Burada Rusya-Ukrayna arasındaki gerginliğin hissede haddinden fazla bir baskı yarattığını ve haksız değerlemelere geldiğini düşünüyoruz piyasadaki mevcut fiyatı itibariyle. Neredeyse hafta başında bira operasyonlarına piyasa sıfır değer veriyordu. Bunun çok makul olmadığını düşünüyoruz. Özellikle güçlü rakiplerinin Rusya pazarından çekildiğini düşünürsek, Anadolu Efes Rusya pazarında kalmaya devam ettiği sürece burada belli bir uzun vadeli kazanımları da söz konusu olacak. Yani son dönemde Anadolu Efes'te yaşanan hisse performansındaki zayıflığın geçici olduğunu düşünüyorsunuz. Geçici olduğunu düşünüyoruz. Piyasanın riskleri haddinden fazla kötü fiyatladığını düşünüyoruz. Dolayısıyla bunun bir uzun vadeli hissede ciddi bir potansiyel ve fırsat yarattığı görüşündeyiz. Yani her kriz bir fırsat yaratır perspektifiyle bakarsak. Böyle bir durumun oluştuğunu açıkçası biz görüyoruz. Yine son yani
Şöyle söyleyeyim, genel olarak yılbaşından beri model portföyümüzde özellikle döviz gelirleri olan, yurtdışı operasyonları olan, enflasyonist fiyatlamayı yapabilen, ürün fiyatlarına yansıtabilen, işte daha ziyade emtia odaklı olan hisseleri model portföyümüzde bulundurmaya özen gösteriyoruz. Genel stratejimiz bu çerçevede, onu söyleyebilirim. Evet. Bu kapsamda da bu stratejimizi koruyoruz. Ve model portföyümüzün de performansı yılbaşından beri %16 piyasaya göre artı. Ciddi bir performans. Dolayısıyla gayet memnun olduğumuzu söyleyebilirim. O zaman tebrik ediyoruz diyelim. Bakalım bu yüksek enflasyon ortamında gerçekten, çünkü işiniz zor. Enflasyonist ortam bir yandan bakıldığında mevduat faizini beat etmek biraz zor. O yüzden hisse yatırımcısının ve tavsiye verenlerin de işi zor. Çok teşekkürler Behlül. Evet, Behlül Kataş'ın görüşlerini aldık ve hemen buradan döviz tevdiat hesaplarındaki son detayları ekrana getirelim. Grafiği de ben ekrana rica edeyim. Haftalık döviz tevdiat hesaplarında pariteden arındırılmış değişim yaklaşık 1.2 milyar dolarlık bir artışa işaret ediyor. Aslında Rusya-Ukrayna savaşı başladığından beri döviz tevdiat hesaplarının son 3 haftadır düzenli olarak arttığını görüyoruz. Grafikte de gördüğünüz üzere 218 milyar dolara geldi. Oradaki döviz tevdiat hesapları rakamlar, son rakamlar. Bir yandan da haftalık menkul kıymet istatistiklerinde de tahvilden çıkışın devam ettiğini hatırlatalım ve gidelim kısa bir araya. Renault Group Türkiye CEO'su Hakan Doğu bizimle olacak. Hakan Bey, hoş geldiniz yayına. Merhaba. Çok sağ olun, teşekkür ediyoruz öncelikle bağlandığınız için. Hakan Bey, tabii gündem dışarıda savaş olduğu için genel olarak maliyetler artıyor. Zaten enflasyonist ortam var. Dolayısıyla ben de izninizle o tarafı sorarak başlayayım. Hem Türkiye pazarı hem de özellikle Avrupa pazarı için son dönemde artan emtia fiyatlarını ve enflasyonist ortamı nasıl değerlendiriyorsunuz? Artan emtia fiyatlarının tabii ki maliyetler üzerine büyük baskı oluşturduğu malumumuz, ama bu çerçevede bütün şirketler, bütün otomotiv şirketleri kendi önlemlerini tabii almaya çalışıyorlar. Bu ortam çok alıştığımız bir ortam değil. Türkiye'de gerçi eskiden biz alışkınız bu tip ortamlara da. Avrupa ve diğer pazarlarda pek bu konuya alışkın değiller. Ama buna da adapte olmaya çalışıyoruz. Sonuçta enflasyon bir gerçek. Eğer şirketler adapte olmazsa büyük sıkıntıya düşerler. Tabii bu maalesef tüketiciye bir maliyet artışı olarak yansıyacak. Peki hem Türkiye pazarı hem de global trendler için Renault'un 2022 hedefleri neler? Biraz sizden dinleyelim. Renault'un global hedeflerine baktığımız zaman bizim geçen sene lanse ettiğimiz Renaulution stratejik plan çerçevesinde hızla ilerledik. Geçtiğimiz senenin sonuçları zaten çok iyi çıktı. Hatta hedeflerin de ötesindeydik. Son dönemde bu Rusya-Ukrayna savaşını getirmiş olduğu sıkıntılarla baş etmeye çalışıyoruz. Bildiğiniz gibi Rusya'da bizim 50 bine yakın çalışmanımız var. En büyük üreticiyiz. Oradaki belirsizliklerin bir an önce belirlendiği zaman biraz daha açık bir şekilde önümüzü görebileceğiz. Ama bu en kötü duruma göre pozisyon alıp biz gene kendimizi bu konuya hazır etmeye çalışıyoruz her açıdan. Rusya'nın ağırlığı tarafta, global tarafta yüzde kaç yaklaşık olarak? Anlayamadım sorunuzu. Rusya'nın ağırlığı nedir Renault Grup'un toplam pazar payında? Yani yaklaşık 500 bin araba satıyoruz. Tabii Rusya'da ürettiğimizi Rusya'ya satıyoruz. Herhangi pek bir çok büyük ihracat yok. Sadece Rusya'yla alakalı bir konu. Bunun dışında baktığımızda global olaraktan çip krizi hala çok ciddi şekilde etkiliyor. Üretimde büyük kayıplar açıyor. Avrupa'da yaklaşık %7'ye yakın bir kayıp var. Türkiye'de %14'e yakın bir kayıp var. Avrupa'daki kayıpların ve Türkiye'deki kayıpların ikinci yarı yılda biraz daha rahatlayacağını düşünüyoruz. Şu andaki bütün senaryolar çip krizinin ikinci yarı yılda rahatlayacağı senaryosu üzerine kurulu. Ama tabii şu andaki Rusya-Ukrayna krizinin getirmiş olduğu gene bir takım sıkıntıların da çip krizinde yeniden etkilemelere yol açabileceği ihtimalleri de konuşuluyor. Ama maalesef hala çok önümüzü göremeden hareket ediyoruz. Türkiye pazarında ise işte ilk iki ayda yaklaşık %14'lük bir daralma gördük. Ancak Türkiye pazarı çok genç nüfusa ve çok düşük araç sahipliğine nedeniyle her zaman için bir 700 binler seviyesinde kalma gibi bir eğilim gösteriyor. Bu eğilimin
artık stabil olması, yani pazarın çok daha ileri gitmesi için iyi bir baz oluşturuyor. İnşallah önümüzdeki yıllarda daha iyi yerlere gideceğiz. Teşekkürler. Peki burada tabii en önemli konu OYAK grupla işbirliğiniz devam ediyor ve geçtiğimiz senelerde açıklamıştınız yatırımları arttıracağız diye. Ama çip krizi ve bu belirsizlikler birçok şirketin yatırımı ötelemesine sebep oldu. Dolayısıyla Renault Group olarak Türkiye'deki yatırım hedefleriniz, pazar büyüklüğünüz 2022 sonunda nereye evrilir? Türkiye'deki pazar yaklaşık %20'ye yakın pazara sahibiz Renault ve Dacia markalarıyla. Otomotiv çok ağır yatırımları olan bir sektör. Otomotivin yatırımlarını 3-4 sene, 5 sene önceden planlamak zorundasınız. Dolayısıyla gündelik olaylar pek yatırım kararlarında çok ciddi etken teşkil etmiyor. Bildiğiniz gibi sektörümüz 130 yıllık bir sektör. Bu 130 yıllık sektörde her şey değişmekte. Bir elektrikleşme var, bağlantılı olma durumu var. Aynı zamanda otonomlaşma var. Sektörün bütün değerlerinin değişmiş olduğu bu dönemde biz de tabii bütün diğer üreticiler gibi ileride Türkiye'deki ne tür bir üretimin Türk tüketicisinin ihtiyacına cevap vereceğini hayal edip onunla ilgili öngörüler yapıp ona göre bir takım planlar yapıyoruz. Şu anda çalıştığımız bir sürü senaryo var. Bunların bir kısmını paydaşlarımızla, ortağımız OYAK'la ve devlet yetkilileriyle görüşüyoruz. Önümüzdeki dönemde Türkiye'nin geleceğine en uygun olacak kararları verip hızlı bir şekilde ilerleyeceğiz. Bunun yanı sıra zaten Avrupa'da 5'e yakın model lanse ettik. 2024-2025'te çıkacağına dair. Bütün bu modellerin de Renault'un bütün imajını ve ürün gamını elektrikleştireceği ve son derece atraktif hale geleceğini çok açık bir şekilde görüyoruz. En son Megane E-Tech arabamız da zaten yılın arabası seçiminde ikinciliği kazandı Kılpayık Park'ta. Gelecekten daha ümitliyiz ürün gamı çerçevesinde. Türkiye'de de aynı şeyleri yapacağız kesinlikle. Çünkü biz Türkiye'nin geleceğine inanıyoruz. 52 yıldır ortağımız OYAK'la birlikte sürekli bu ülkede vardık. Otomotivin ilk kurucu oyuncularından bir tanesiyiz. 52 yıl önce kurulduğunda Türkiye'de otomotiv sektörü neredeyse yoktu. Sıfırdan tamamen kuruldu. Bunda da en büyük paya sahip aktörlerden biri olmakla değerli gurur duyuyoruz. Ve gelecekte de aynı rolü oynayacağız. Bursa'daki fabrikadaki kapasite nedir? Yüzde kaç kapasiteyle çalışıyor? O tarafı sorayım size. Bir de aslında konu üretim, yatırım değil. Yani talep var ama arıza yetişemiyoruz diyor sektör oyuncuları bir süredir çip krizi sebebiyle. Orayı nasıl yorumlarsınız? Yani şu anda elimizde çip olsa çok daha fazla üretim yapacağız ve daha çok fazla sevkiyat yapacağız. Doğru. Yani Türkiye pazarı için konuşmuyorum. İhracat olaraktan konuşuyorum. Türkiye pazarını aşağı yukarı tatmin ettiğimizi düşünüyorum. Ancak ihracat pazarlarında çok ciddi sayıda bir geri düşmemiz var. Çünkü o da parça yok, parça olmayınca da üretim yapamıyoruz. Dolayısıyla kapasite kullanımında genelde yani aydan aya değişiyor gibi. Bu parça görünürlüğü maalesef böyle birkaç haftalık öngörülen gerçekleşebiliyor. %70-80'ler arasında devam ediyoruz. Avrupa pazarında talep daralması olacak mı? Otomotiv fiyatları artıyor, alım gücü düşüyor. Birçok haber okuyoruz Hakan Bey. Dolayısıyla ihracat pazarlarının riske girdiğini düşünüyor musunuz bu yıl için? Bu yıl için herhangi bir risk görmüyorum. Hı hı. Ama tabii ki otomotivde bütün oyunun kuralları değişiyor. Yani bundan sonraki dönemde araba fiyatları tabii ki elektrikleşme, otonomlaşma, bağlantılı olmakla birlikte almış olduğumuz ürünün içeriği kesinlikle değiştiği için önümüzdeki yıllar için talepte azalma değil de talebin yönünde değişimler gerçekleşecek. Bu çerçevede çok bilinmez bir 5 sene var otomotivin önünde. Ama şu an için bu sene çok büyük bir risk yok. Şu anda talep devam ediyor. Ancak tabii Ukrayna-Rusya arasındaki savaş nedeniyle petrol fiyatlarının artması nedeniyle elektrikli araca doğru çok yoğun bir talep oluştu. Elektrikli araç daha çok talep edilmeye başladı. Çünkü Avrupa'da bile neredeyse depolar iki katı fiyatına doluyor. Bu çerçevede elektrikli araba üretimi de tabii kısıtlı. Bir anda arttıramıyorsunuz. Arttıramadığınız için arz ve talep alanında çok büyük dengesizlikler oluştu. Bu da bütün otomotiv üreticilerinin en büyük karşılaştığı olduğu sıkıntı. Peki sürenin sonuna geldik ama Renault Group Türkiye olarak bu yılı ne kadarlık bir ciro büyümesiyle kapatmayı planlıyorsunuz Hakan Bey? Geçen seneye göre yaklaşık
bir %15 büyüme hedefliyoruz. İkinci yarı yıldaki eğer bu çip kriziyle alakalı konular çözülürse bu konuda tabii dediğimiz gibi her şey olayların gelişimine bağlı. Çünkü bilinmezlikler denizi içerisinde gemimizi yürütmeye çalışıyoruz. Çok teşekkür ediyorum açıklamalarınız için. Renault Grup için de iyi bir sene olsun diyelim. Hakan Doğulu'yu ağırladık. Piyasa Hattı'nı noktalıyoruz. Hoşçakalın.